sallantıya uyandım. Şiddetli bir sallantıydı. Gerçekten yerimden sıçradım. Biz ailecek bir içgüdüyle direkt salona koştuk zaten ve salondaki yemek masamızın altına çöktük. Zaten birkaç saniye sonra da bina çöktü. Bina çöktükten sonra da benim bina tam çökerken elim sandalyedeydi. Elime sol elime şey düştü, tavan düştü. İşte o acıyla, o şeyle, olayın şokuyla bağırmaya başladım işte. Aileme sesleniyorum. Komşulara falan sesleniyorum. Hiç ses yoktu. Sonra belli bir süre gücümü, enerjimi saklamak için bağırmayı, hareket etmeyi kestim. Ondan sonra iş makinelerinin sesini duydum. İşte enkazda dolaşma sesleri falan duydum. Duyunca bağırmaya başladım işte, sesimi duyan var mı, imdat şeklinde. Belli bir süre sonra da çok susadım yani. İnanılmaz susuzluk çektim. Ve uykuya daldım büyük ihtimalle. Çünkü çok tuhaf rüyalar gördüm belli bir süre sonra. Ondan sonra bir sese uyandım. İşte kimse var mı diye bağırıyorlardı. Bir ışık gördüm. Sonra beni kurtarmaya geldiklerini anladım. İşte ismimi onlara söyledim falan. Yaklaşık ben fark edildikten 4-5 saat sonra da enkazdan çıkarıldım. İlk başta rüya zannettim. Yani uyanmaya çalıştım. Fakat sonra rüya olmadığını anlayınca işte dediğim gibi bağırmaya başladım. İşte bir yandan böyle çırpınıyorum, kolumu kurtarmaya çalışıyorum. Olmadı yani. Sonra işte dediğim gibi belli bir süre sonra da enerjimi saklamaya karar verdim yani. Boşuna debelenmeyeyim. İşte gelen olursa debelenirim, bağırırım, ses yaparım diye. Uzun bir süre bekledim yani aşağıda. O şekilde. Ne kadar geçtim. Zaten çıkar çıkmaz ilk onu sordum. 3 gün geçmiş aradan yani. Gerçekten nasıl dayandığımı da bilmiyorum yani 3 gün boyunca. Önce Kırıkan Devlet Hastanesi'ne götürüldüm işte orada. İlk muayeneler yapıldı. İşte kolum alçıya alındı falan. Ondan sonra beni Adana'ya sevk ettiler, Balcalı Hastanesi'ne. Orada birkaç saat sonra bekledikten sonra biz özel ambulans sanırım şey yaptılar, ayarladılar. Özel ambulans da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne getirildim. Operasyon da orada gerçekleşti zaten, sol kolum orada alındı. Yani kendim çıkabileceğimi zaten sanmıyordum. Çünkü 5 katlı bir binaydı ve ben 3. katındaydım. Yani büyük ihtimal dedim çok aşağıya düştüm ve sıkıştım dedim. Yani kendi çıkmamın imkanı olduğunu düşünmedim o an. Enkaz altında yani beni kurtarsa amcam iyi kurtarır diye düşünmüştüm. Öyle de oldu yani. Zemin her ne kadar iyi olsa yani zemine göre bir plan yapılmalı bence. Mesela 3 katlık bir zemin yapıyorsan oraya 3 kat çıkılmalı. Fazlası çıkılmamalı. Yani taşıyıcı kolonların falan kesilmemesi lazım bence. Bu ihmallerin yapılmaması lazım. Ya işte parası olan herkes bu inşaat işine girmemeli bence. Müteahhitliğe soyunmamalı. Yani bu iş denetlenmeli. Bu işi bilen insanlar yapmalı. Yani bizi bu hale onlar getirdi diyebilirim yani. Hemen toparlandık dedim. Bu şekilde olmaz. Biz hemen gidelim, ulaşalım. Hemen çıktık buradan. Akabinde yani öğlenden sonra saat 3.30-4 gibi oraya ulaştım. Evin yanına gittiğimizde bina tamamen yıkılmıştı. Orada baktım bir tane kepçe var, iş makinesi. Onu çağırdık. Binanın etrafını temizledik yani, en azından bir hava ortamı oluşturabilir miyiz diye. Sesleniyoruz işte ama cevap veren yok. Yani enkazı temizledik, üzerini temizledik, etrafını açtık. O vinçlerle katları kaldırdık. Yani tek amacımız kardeşime ve çocuklarına ulaşmaktı. Üçüncü gün akşam saat 9 gibi Alperen'e ulaşabildik. Onun da çalışmaları işte sürdürürken en azından hani canlı ya da ölü bir şekilde ulaşalım diye artık biz ümitleri de kesmiştik. Ama akşam 9 gibi ulaştık Alperen'e. Gece saat 2.30'da ancak çıkartabildik oradan. Allah'a şükür Alperen'imizi sağ salim çıkarttık ama işte kardeşimi, eşimi ve küçük yeğenimi kaybettik. Bize Alperen onların bir armağanı oldu. Dayanılması güç, zor bir şey ama
Bizim tek mutluluğumuz Alperen'imiz oldu. Allah bize onu bahşetti.